Onun bildiğim gibi bu zaten. Ayarlı olursa ayarlı olmuyor. Onu yakalayacaksın beni. Evet. Ben geçenlerde Aysu yakaladı. Mağazada millet ölmüş gülmekten. Her insanın bir göt zamanı var. Ben de yakalayacaksınız göt zamanı. Ya. Şimdi dedik o zamanı. Müsaitim. Ya kendimi maymun gibi hissediyorum. Neydi o lan? Sen atlatsana ya. Ne? Pazara gidiyor. Neydi o? Valla aklıma bir şey gelse. Dur bileyim seni. Niyazi'yi anlat Niyazi'yi. Aa ne güldük ya, vallahi billahi ya. Oğlum yola çıkacağız var ya, hiç sevmiyorum ben ama. Neyse sus. Ben emniyet güvenliği bağlayacağım. Ne korku mu gözüküyorsun? Yok ya, ne olacak, Allah Allah. Ne oldu? Çekici de var bizim arabada. He? Çekici kartımız da var. Ulan benden daha iyi çekici bulacağım. Skorti yaptık adam dedi ki 60 lira daha verdi. 3 tava çekici hakkı kullandı. Nasıl oluyor dedi? Şimdi daha güzel. Aslanla eşek geziyorlarmış böyle ormanda. Aslan eşeğe demiş ver demiş şu yeşil otu. Şey eşek de demiş aslana bu yeşil değil ki demiş. Bu demiş sarı. Ola yeşil. Aslan diyor sarı. Eşek diyor yeşil. Aslan eşek yeşil. En son dava ediyorlar. Gidiyorlar işte mahkemeye. Yargıçın karşısına çıkıyorlar. Yargıç soruyor. Aslan sen ne dedin bu ota? Yeşil. Hakikaten ot yeşil. Peki diyor eşek bu sarı. Tamam diyor aslanı 3 ay hapse kapatın. Eşeğe serbest bırakın. Şimdi aslan doğruyu söylemiş. Yalan söyledi diye aslanı hapse atıyor. Aslan yaklaşıyor hakim. Hakim mi diyor? Otun diyor yeşil olduğunu sen de biliyorsun ama diyor. Yine bana hapse atıyorsun. Demiş kavat. Seni de o cezayı sana şey için vermiyorum ot için. Eşekle tartıştım işte. Nereye geldi ya? Anladın mı? Bak her eşeğe anlayın bir daha. Para mı söyledin nasıl eşek? Estağfurullah eşekle ilgili bir şey. Eşek misin değilsin? Niye anladın değil mi sen anladın mı? Bana attı. Sen affa. Şimdi burada arası kimse eşekliği kabul etmez ama herkes bana attı bana attı. Demek ki herkes eşek. Selim bunu hatırlıyor musun? Ne abi? Çok kim? Tipi alıyor ya. Selim. Süleyman diyor. Niyazi diyeceğiniz Süleyman diyor. Niyazi yani. Gözümde büyüyorsun lan. Büyüdüm de zaten. Ama ulan oğlum bir şey değil de. Bu ay çıksın da başları yengen otur şey atmaya başlar, sitede başlarsın. Niye? Ne yazık ki bu ay yalımız uçalıyor. Sitede böyle gir yavaşlar. Tulla abi. Ya, burada büyüyor. Hava da güzel iş yalan sen hazır. Sen ödük evine geldin biliyorsun. Yaksın soğuk değil mi mesela? Evet. Zaten bir soğuk gelin ya. Yani, o hani yılı sana atıyor. Ben yoktum hani. Ha. Evet. O banyoya nasıl giriyordu? Burası daha çıkın mı? Yok burası geniş geniş güzel giriyor burası. Burası güzel. Duş alabiliyor musun? Burası daha. Burası çok rahat öbür tarafta hiç yapamıyordun. Öbür de eğlenmiyor. Sabun düşüyordu aşağıya. Banyoları dışarı çık. O zaman dışarı çıkıyorum. Niyaz abi ben sana söyleyeyim yanında bir çatal bulundur çatalına kalın. Çatalı buraya. Da battın ama eğilemezsin ki. Öyle mi? Eğilir. Şu kadar bir sopa olur mu? Şuna bir yine. Yemin ediyorum yok. Yok yok. Ha uzun olsa belki ha uzun. Sana uzun lazım. Uzun lazım. Sopa lan hem de pis adam sana. Sopa sopa. İçiniz var bok kaynıyorsunuz diye. Ya deden doğru çek kenara diyorsun da. Evet. Çekme gerek yok. Ucuna zaten biliyorsun götünün uyunu. Sabunu düşürür bu adam. Ya göbeğinde düşme. Eğilirsen sabun düştü aşağı. Tık böyle. Al yani bir de duşa tutacağım. Ya. Hiç dokunmadan. Belki seni bana da oldu. Sabun aldım. Sen mesela tık de sabun gitti mi? Evet. Kaldı mı banyoda da? Bir de Niyaz abi hiç şeyi unutmayayım. Taş motorunu almış, ne yapacaksın dedi. Sen karışma diye. Şeyi, bidonu kesecek. Anam bir baktım, dönmeye başladı. Hatır mı Niyaz abi? Evet oldu? Ya, abi. Şey bidonu. Kurtköy'den. Kurtköy'den değil mi? Şey, o neydi? Ne kesiyordun sen orada da? Bidon da şey, tiner bidonu. Anlat mı ya patladı? Patladı. Oğlum sen de çok sakarlı. Allah'ım ya. Süleyman İkarlı'dan aşağı düşmeyi paylamadı. Bu adam yanmaya doyamıyordu. Evet, aynen. Doğru, evet. Ya ben sizle o kadar kaç sene beraberiz, döküm işinde. Bayağıdır beraber, ocakçıydı.
Ben daha bir gün şuramı yaktığımı gördünüz mü? Ya sen hiç kağıtçısın zaten sen. Bunun şikayetini ne alakası var? Uzaktır akıllı diyorsun. Akıllı olmak. Oğlum bak akıllı olmak. Ya uzaktır diyorsun sen o tür şeylerden. Süleyman hem uzaktır. Ya burada kendini şey yapıyor ya. Hele senin gel. Şey dökülür, külçe dökülecek. Bana bakıyor böyle. Elinden alayım kepçeyi. Evet. Ya. Ben sana ne diyordum? Bu şey, ya Selim. Selim de şimdi Nizamiye aldım yanına koydum. Ben Nizamiye'nin de hayat yorumu. Zaten sen Nizamiye kullanıyordun zaten. Oğlum adam ne çalışıyor? Onun için kullanıyordun zaten. Ulan diyorum Nizamiye senin çalışmanı astayım. Anam aldım onu. 10 numara. Evet aynen öyle. Bir de şeyim var hiç. Bir başlarım tık 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 yorulmuyorsun da. Ulan son külçeyi dökecek hayvan yatırsa ne desin? Bir ulan dedi ya beni dedi böyle gaza getirip dedi çalıştırıyorsun. Nihayet anlıyor. Ya, o anlayınca ya yaşlandı amcık zaten. Bunu nasıl çalışacak zaman da kalmadı yavrum. Görüyor musunuz hiç?